Uzun süredir tabii televizyonlara çıkan uzmanlar gibi uzmanlık alanımız yoktur. Siyaset bilimcisi değiliz. Biz olabildikçe safhane işimizi, görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Her televizyonu izlediğimde saçlarımın diken diken olduğunu da ifade etmek istiyorum. Çünkü kendisini uzman diyenlerin topluma ne kadar yanlış bilgi verdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Önce yıllar önce İstanbul'da bir rant haritası açıkladık. İstanbul'un nasıl talan edildiğini, İstanbul'un ona buna nasıl peşkeş çekildiğini, kamu arazilerinin hangi yüksek imarlarla yapıldığının haritasını açıklamıştık. Ve bu haritadan sonra, daha sonra önümüzdeki süreçte Türkiye'nin en büyük sorunlarının bir tanesinin mülteci adına göçmen ne derseniz deyin, onun büyük bir sorun olabileceğini ve bu sorunla ilgili arkadaşlarımızla çok ciddi çalışma yaptık. 8 ay sahada, sokakta, mahallede birebir çalışarak ve başta mahalle muhtarlarında aldığımız bilgilerle İstanbul'da 2 milyon üstünde mülteci ya da sığınmacı 34 farklı ülkenin insanının yerleşik hale geldiğini gördük ve kamuoyuyla paylaştık. Kamuoyunda da çok büyük ilgi gördü. Daha bir 10-15 ay önce yani kiraların ve kiracılığın tartışılmadığı, konuşulmadığı bir ortamda, uzmanların hiç ortada olmadığı bir dönemde başta İstanbul ve Türkiye'deki kira haritasını açıkladık. Önümüzde büyük bir kira ve konut sorunu olabileceğini ifade ettik. Yine sizlerle paylaştık. Yetmedi, İstanbul tarihimizde hiç görülmemiş bir şekilde uzun süredir yani Birinci Dünya Savaşı'nda kısmen bir geri göç olmuş, tersine göç olmuş. Odur budur İstanbul'da daha çok göç almış. Çünkü taşı toprağı altın dediğimiz İstanbul ve görüyoruz ki İstanbul'da 1 milyona yakın İstanbullu İstanbul'a göç etmek zorunda kalmış. Efendim bir kısmı işte pandemi dönemlerinde İstanbul'daki hava kirliliği, gürültü ve kalabalıktan kaçıp bir daha geri dönmeyen ve en önemlisi İstanbul'da tutunamayan yüz binlerce yoksul vatandaşımız köyüne, kasabasına gitmek için İstanbul Belediye'mizin tersine dönüş biniminde sıra bekleyerek acaba nasıl köyüme, kasabama gidebilirim? Çünkü kiralar çok yüksek, ödenebilecek durumda değil. Evet, uzun süredir İstanbul'da çeşitli çalışmalarımız var. Bunun bir tanesi mülteci haritası, kira haritası, icra haritası, göç haritası, çokça haritalı çalışmalarımız var. Bugün de arkadaşlarımızla özellikle İstanbul'un belli bölgelerinde bu yapı stoklarının fazla olmasına rağmen kiralarının en yüksek olduğu Üsküdar'dayız. Öncelikle iktidarın uzun süredir işte patatesçilerle ilgili, soğancılarla ilgili, zaman zaman marketlerle ilgili stoklar konusunda baskıları yaptığını ve kamuoyuyla paylaştıklarını biliyoruz. Ama ne gariptir, ne enteresan bir şeyse Türkiye'nin en büyük yapı stokçuları beton lobisi ve imar çetesidir. Beton lobisi ve imar çetesinin özellikle büyük şehirlerde başta İstanbul olmak üzere yaratmış olduğu sıkıntıları biraz sonra sizlerle paylaşacağız. Hem vatandaşlarımızın düşüncelerini alacağız hem de kendi düşüncelerimizi ve çalışmalarımızı sizlerle paylaşmış olacağız. Merhaba kardeşim. Kiracı mısın? Vallahi kiracıyız. Kaç para kira? Vallahi kiralar uçtu. Ne kadar kira, ne kadar baba, onu söyle. Kira şu an benim eski bina da benimki uygun da ama uçtu yani. Şimdi ben uçtu. Çıksam yani 7-8 milyardan aşağı değil. Vay vay. Kiracıyım. Eyvah eyvah. Balat'ta oturuyorum. Eyvah eyvah. Ev eyvah. Kiram 1000 liradan 4000 liraya çıktı. Ev 1000 liradan 4000 lira. Tabii. Bununla alakalı hiçbir çalışma devletimizin ve muhalefetimizin de meclisten hiçbir şekilde geçirmediği için bunları ev sahipleriyle alakalı bir yapılandırma sistemi olmadığından dolayı ev sahibi şunu söylüyor. Ya verirsin ya çıkarsın. Bununla ilgili ben 2 yıldır bir çalışma yapıyorum. Çok ciddi bir sorun haline döndü. İstanbul'da şu anda sadece İstanbul'da ortalama kiracıların %25'i düzenli kirasını ödeyemiyor. Peki bundan sonra başkanım. Efendim? Çoluk çocuk nasıl evlenecek? Nasıl yer alacaklar? Hiç sorma. Buna Allah aşkına yani bu geldi önümüze dayandı.
Bu memleketi bitirmek için mi geldi bunlar ya? Bu memleket böyle değil. Çocuk zaten evlenemiyor bu kiralarla, evet, bu elektrik, bu şey parası. Kardeşim işinizde kiracı olan kim var? Hepiniz kiracı mısınız? 40 yıldır ev sahibi olamadınız mı ya? Para üstüne alabilir mi? Kiralar ne kadar? Ben 5000 lira veriyorum. Vay vay vay. 7000 lira. Nerede sen? Nerede? Rezidanstan mı oturuyorsun? Nerede oturuyorsun? Ha, Fındıklı'da. Ev sahibi çıkardı hemen değil mi? Tabii. Şimdi bu kardeşlerimizin hepsi emekçi. Kıt kanaat içerisinde işte çalışıyorlar. Çalıştıkları ücretlerin neredeyse 1/3'ünü kiraya vermek zorunda kalıyorlar. Geri kalan 1/3'ünü de işte aidattı, doğalgazdı, elektrik faturasıydı, bilmem ne su faturasıydı. Yani aldığı ücretin %70'i temel ihtiyaç dediğimiz kira ve öteki giderler. Hele çocuklar da varsa, çocukların 2 tanesi de okula uzaksa, onların bir de servis paraları varsa, o zaman gel gelelim ki çocuklarınız serviste giden var mı? Servis ücretleri ateş pahası. Şimdi ben bir tane şey sorsam kaç para baba? 20. 20 lira. 2 yıl önce kaç paraydı? 2 lira, 3 lira falan. 5 lira. 5 lira. Vay vay vay. Allah kolaylık versin millete de, herkese de. Kiracı mısın, ev sahibi misin? Kira. Kaç para ödüyorsun? Kulağıma söyle, ben, kimse duymasın. Ben gerçi az veriyorum ama. Ev sahibi sıkıştırmıyor değil mi? Yok. İyi adamdır o zaman. Sen iyi adama rastlamışsın. İyi adama. Evet. Siz nasılsınız? Çok şükür. Pahalı değil mi kiralar? Kiralar çok pahalı. Ben çıkarsam 5-6. Bir daha bulamazsın. Yok yok. Mükemmel. Aman çıkma. Ev sahibine de dua et ki iyi adama rastlamışım. İçinizde kiracı olan kim var? Kiracı. Vay vay vay. Başkanım, sen de kiracı. Sen de. Başkanım hoş geldin. Onun, boş bulduk. Onun hiç yok. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Ne kadar kira ödüyorsun? 4000 lira ödüyoruz başkanım. Bir evde çıkarttılar bizi. Çıkardılar mı? Evet. Eyvah. Boşlar bir tarafta, biz bir taraftayız. Bulamıyoruz. 4 aydır ne varıyoruz? Ev bulamıyoruz. Ev bulamıyoruz. Kiralar 10 bin lira, 7 bin lira. Zor durumdayız. Allah kolaylık versin. Halbuki arkadaşlarımıza da sorun. 15 ay önce Üsküdar'da, Ümraniye'de, Kadıköy'de nereden dolaşırsanız dolaşın. Gazete ilanlarına da bakın. Kafamıza kiralık ve satlık tabelaları düşerken ne oldu da şimdi bizim bilmediğimiz, fark etmediğimiz, Allah göstermesin bir deprem mi oldu? Ya da ne bileyim, İstilaya mı uğradık? Milyonlar mı geldi? İstanbul'da 1 milyon İstanbullu İstanbul'u terk etmesine rağmen bu kardeşimizi 10 bin lira, 8-10 bin liralık kiraya mahkum eden bu kafalara, bu anlayışlara şunu söylemek istiyorum. Eğer mücadele edecekseniz yapı stoklarını stoklayan imar çetesi ve beton lobisiyle mücadele edeceksiniz. Nerede mi? Nereye isterseniz size göstereyim. Üsküdar'ından Kadıköy'ünde, Türkiye'nin her yerinde. Bu kadar büyük lüks konutlar yapıyorsunuz. Öylesine lüks konutlar var ki sadece aidatları 14 bin lira. 14 bin lira aidat olan evlerden bahsediyorum. TOKİ ne yapacaktı? Emlak konut ne yapacaktı? Vatandaşa konut yapacaktı. Barınma yeri yaratacaktı. Maalesef bunlar değil. Rezidanslar ve lüks konutlarla insanları mahkum ettiler. İstanbul'da 750 binde 1 milyon boş yapı stoğu olmasına rağmen insanlarımız ne yazık ki kiralık ev bulamaz hale geldi. İşte o orada görülen dikey yapılara baktığımızda Üsküdar'da, Kadıköy'de, Ümraniye'de bütün bu dikey yapılara baktığımızda bu dikey yapıların tamamı rantlı yapılardır. Çok büyük imar uygulamalarıyla elde edilmiş yapılardır ve onların aidatlarının ne kadar pahalı olduğunu, herhangi bir orta sınıf vatandaşımızın ya da çalışanın, bir beyaz yakalının dahi bir o evlerde kirada oturmaları mümkün değil. Çünkü aidatları çok yüksek. Oralarda çok boş evler var. Özellikle Zeytinburnu, Bakırköy sahilindeki o rantlı yapıların tamamında şu anda yarısı bomboş. Çünkü oralar çok pahalı. Hem
satın alma konusunda hem de. Yani kısacası vatandaşlarımız ne yazık ki pahalı kiraya mahkum edilir hale geldi ve birçok insanlar kiralarını ödeyemediği için İstanbul'u terk etmek zorunda kaldı. Daha önce İstanbul'un göç haritasını açıkladığımızda göç haritası ile ilgili ne yazık ki iktidara soru önergesi, kanun teklifi de vermemize rağmen herhangi bir önlem alınamadı. Şimdi bakın yani niçin vergi gelmez? Yani bir insanın, bir bireyin sadece elbette parası var, alabilir serbest piyasa koşullarında ama 100-150 tane, 200-300 bağımsız yapı stoğu varsa bunun mutlaka vergiye tabi tutulması lazım. Eğer bunları yapmadığınız sürece ne kadar daha fazla konut yaparsanız sorunu çözeceğiniz anlamına gelmez. De kaldı ki bizim Türkiye coğrafyasının tamamına baktığımızda nüfus oranımızla konut sayısı oranımız arasında büyük bir uçurum var. Türkiye genelinde 3 milyonun üstünde fazla yapı stoğu olmamıza rağmen insanların kiralık ev bulamaması ya da pahalı ki evlere mahkum edilmesinin temel nedeni Türkiye'de beton lobisinin ve imar çetesinin elindeki çokça yapı stoklarında kaynaklı. Derhal bunları vergilendirmemiz lazım ki bir dengeyi tutturalım. Kiralar ne kadar? Pahalı. Vallahi 4-5'ten aşağı kira yok ya. Yok ya. En az. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun abi, sağ olasın. Neresi? Karslı mısın? Mardin. Mardin. Evet. Kurmanca. Evet. Hadi. 5000 lira. Türkçe bilen kim var? Biraz kim biliyor? Evet. Kiracı mısınız? Konut kira. Kira yok. Ha, ev sizin. Ha, ev aldınız, tamam. Hayırlı olsun, kolay gelsin. Yolunuz açık olsun. Selamun aleyküm. No, no Türk. Vergon. Egypt. Memleket neresi? Efendim, Mısır. Mısır. Ha, Mısır. Kolay gelsin. Teşekkürler. Abicim, Türk yok mu ya? Kiradasın yani. Kiradayım abi. Ne kadar kira? Kiram 4000 lira. Allah kolaylık versin. Teşekkür ediyorum. Nerede oturuyorsun? Burada oturuyorum. Burada oturuyorsun. Ne kadar para kazanıyorsun 4000 lira kira, aidat, elektrik, su parası? Ya mecbur çünkü başka kira oturacak. Başka otur. Ya bugün oradan çıkayım, oraya 9000 kira verirler. Tabii bulamaz. Kiracı mısınız, ev sahibi misiniz? Yok, Anadolu yakasında otururuz. Ailemize eşit. Ha, ne güzel. Daha ev kuramadınız yani. Yok, o yoldayız. İnşallah. Kiracı mısınız, ev sahibi misiniz? Kiracıyız. Eyvah. Ya. Ama Allah'tan iyi bir ev sahibimiz var da, vicdanlı.